Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şebnem. Acıbadem Üniversitesi'nde 4. sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Aslında artık 5'imde diyebiliriz belki. Çünkü 2 gün önce son sınavımı verdim. Ve bunu kutlamak için de ufak bir tatile çıkalım dedik. Bir hafta boyunca Antalya'dayız. Sherwood Exclusive Lara diye bir otele geldik. İlk defa bu otele geldik. Ben de böyle deneyimlerimi sizinle paylaşmak istedim. Eğer benimle beraber deneyimlemek ve eğlenmek istiyorsanız izlemeye devam edin. Şimdiye kadarki kısımdan memnunuz. Ama birazcık erken gelmişiz yanlışlıkla. Yani biz aslında şey diye düşünmüştük. İşte erken gelirsek otelde takılırız zaten. İlk günümüzün de daha çok tadını çıkaralım diye. Zaten de belki o da erken boşalır diye düşünmüştük. Ama böyle bayağı erken gelmişiz. Yani yaklaşık 8:20'de falan buradaydık. Öyle olunca da tabii ki de oda falan boş değildi. 2'ye kadar beklemeniz gerekiyor dediler normal olarak. Sabah da çok erken kalktığımız için 4:30'da kalkıp gitmek zorunda kaldık. Annemle Pelin lobide uyuyakaldılar. Şu arkadaki iki kişiyi görüyorsanız onlar. Ben daha uyuyakalmadım. Kahve içtim. Biraz dayanmayı umuyorum. Daha hiç rezil olmak istemiyorum lobide uyuyarak. O yüzden onları tanımıyormuş gibi böyle uzağa oturdum gördüğünüz gibi. Bagajlarımızı da aldılar. Elimize yük olmasın diye ama bilgisayarım, kitaplarım, her şey bagajımın içindeydi. Resmen burada boş oturuyorum. Herhalde aylardır ilk defa bu kadar boşum. Oturup hiçbir şey yapmıyorum. Bunun da tadı bir başka sonuçta. Bunu yapmaya lüksüm olmadığı için de mutluyum. Dinlendik, üstümüzü değiştirdik ve odadan çıktık. Gerçekten o kadar yorgunduk ki odaya gider gitmez böyle herkes yatağa atladığı için odanın temiz ve güzel halini size çekmeyi maalesef unutmuşum. O yüzden yarın sabah çekeceğim onu temizlediklerinde. Şimdi de böyle bir ilk gün havuzu yapacağız. Kapıdan dışarı çıktık ve o kadar sıcak ki size anlatamam. Yani böyle bir saç kurutma makinesinin içine doğru yürüyormuşsunuz gibi düşünün. Acil havuza gitmemiz gerekiyor. Aslında bunu yarın daha detaylı çekeceğim ama şu an biraz arkada çalan şarkı duyuluyor mu bilmiyorum ama dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu Dance Monkey şarkısını ben aslında çok sevmiştim çıktığımda. Ama sonra öğrendim ki Gen Z, yani bu küçükler dalga geçiyorlarmış bu şarkıyla. Meğer cringe'miş falan. Sizce nasıl? Bence gayet güzel. Hala cringe olduğunu düşünmüyorum. Tamam, bu deneme. Şimdi tamam. Elin alıştı. Hadi bakalım, tamam. Düzgün bir şey. Düzgün bir şey. Çok güzel bak. Kömeğimi bitirdim. Gördüğünüz gibi muhtemelen yapamadığım kısımları keseceğim için çok güzel yaptım. Hepsini böyle ilk denemede. Ve ellerimle de Pelin'e dokundum ve onunla savaş çıkardım. Yine zorlu videomu çektiriyorum. Birazcık sinirli. Tatilin ilk günden böyle bir aktivite yapmış olmak beni mutlu etti. Adam bize bayağı yardımcı oldu Avanoslu olduğu için. Benim annem de Avanoslu. Hatta böyle bayağı tanıdıkları ortak kişiler çıktı. Neyse, gelirseniz eğer mutlaka uğrayın. Günaydın. Dün daha fazla video çekemedik. Çünkü böyle çok uykulu falan olunca kendimi hep böyle çok şiş ve çirkin hissettim. Çekesim gelmedi. Böyle bir otelin arkasını, hani odamızın manzarasını göstermek istedim. Kahvaltıya ineceğiz aşağıya. Şansımızda şu an çok kalabalık değil. Şimdi kahvaltı alanını size göstereceğim. Burada böyle ekmek, çörek vesaire öyle şeyler var. Az önce mesela gözüme bir dereotlu poğaça kestirdim. Onu alabilirim birazdan. Daha sonra aslında şöyle bir büyük halini de göstereyim. Tamamı burada gözüküyor. Bunların hepsini söylüyorsunuz sıraya girip ve birisi size veriyor. Yani kendiniz alamıyorsunuz. Bunu Covid için yaptılar diye düşünüyorum. Aslında sıra beklemek birazcık can sıkıcı olabiliyor. Yani bayağı bir 10 kişi falan bazen kalabalık anlarda sıra beklenebiliyor. Ama tabii ki güvenli olması için bence de böyle olması daha iyi. Burada da meyveleri görüyorsunuz. Gerçi onları galiba vermiyorlar. Onlar süs kabın olabilir. Ondan sonra salam, sosis vesaire. Klasik kahvaltılıklar aslında. Gösterecek çok fazla bir şey yok. İşte sigara böreği, menemendir, sucuklu. Onlardan var. Çeşitliliği mesela geçen sene gittiğimiz bazı otellere göre aslında daha az. Ben dün akşam yemeğinde mesela yiyecek bir şey bulmakta bir tık zorlandım. Ama kahvaltısını beğenmiştim. Yani çeşitlilik daha az olmasına rağmen tatları güzel. En arkada bu arada omlet yapıyorlar. Omlet de ben aslında çok severim ama etli şeylerle sebzelileri aynı tavada yaptıkları için bütün otellerde böyle yapıyorlar. Niye bilmiyorum, çok rahatsız edici. Oradan da omlet yiyemedim. Buna biraz daha dikkat eden bir otel biliyorsanız lütfen bana söyleyin, seneye oraya gideceğim. Kahvaltı salonunun manzarası böyle. Arka tarafta bir tane süs havuzu görüyorsunuz. Bir de normal havuz var. Burası da meydan. Burada akşam böyle gösteri falan oluyor galiba. Biz de dün katılmadık. Dün akşam hatta bir tane konser varmış. Çok böyle bangır bangırdı dediğim gibi başımız ağrıdığı için hiç tenezzül etmedik gitmeye. İkinci bir artısı bu otelin çok tatlı bebekler var. Ama böyle sapık gibi gözükmeye hiç gittik bakamıyorum. Ama o kadar tatlılar ki. Bir de şimdi pediatri stajından çıkınca deformasyon gibi hani de bebekleri inceliyorum. İşte bu acaba kaç aylıktır? İşte desteksiz oturabiliyor. Bay bay yapabiliyor. İşte CE yapıyorum anlıyor mu falan diye. Böyle bebekler uzaktan iletişim kurmaya çalışıyorum. Büyük bir artı. Bu arada içecekleri de kendileri masaya servis yapıyorlar. Bir de az önce dedim ya, hani siz seçiyorsunuz, size getiriyorlar diye. Tabakları bile orada kendileri veriyorlar. O açıdan güvenli diyebilirim. Bir de şurada böyle bir alan var. Orası da 16 artı olimpik havuz. Merdivenler var ve onlardan yukarı çıkıyorsunuz. Yani aslında ikinci bir katta gibi.
şurada da alakart restoranlar var. Normalde onların bazıları bedava yazıyordu internette 7 gece kalanlara. Ama sonradan tekrar ücretli olmuş. Bu arada kahvaltı alanı dışarıdaki çok sessiz ve huzurlu. Böyle çok hafif müzikler çalıyor. Ve genel olarak açık alan olduğu için de böyle su sesiyle yemek yiyor gibisiniz. Hani insanların sesi de çok fazla gelmiyor. Bence yazın özellikle bu sebepten tercih edebilirim. Evet, video çekeyim derken üstüme menemen dökmüşüm. Harika. Bu arada şu tatlı şantımı göstereceğim size. Bunu Trendyol'dan aldım ve 20 lira mıydı neydi? Ve içine telefon koymalık sadece, yani telefon tutucu gibi. Zinciri falan da çok ince ama bence çok kullanışlı. Bir de desenleri çok tatlı. Böyle bir sürü desen vardı. Hastaneye falan da takabilirim diye düşündüm. Çünkü önlüğün yanında başka bir şey taşıyamıyorsun. Büyük çantayla hastanede gezmek çok garip oluyor. Şimdi tatilde de kullanıyorum. Aslında hastanede kullanmayıp tatilde kullanmış oldum ama öyle. Kahvaltımızı bitirdik. Odama gideceğim. 5. kattayız. Yemek yediğimiz yerde -1. katta. Bu da güzel. Yani direkt aynı binada asansörle aşağı inebiliyoruz. Bir de odalar çok teknolojik. Bakın böyle temizlik için odaların önünde ışıklar var. Yeşil ışık koyuyorsanız temizliyorlar. Kırmızı yaparsanız da do not disturb oluyor. Burada İlk kez böyle bir şey gördüm ben, bilmiyorum. Siz daha önce başka otellerde gördünüz mü? Bizimkine do not disturb var. Çünkü Pelin Hanım hala odada uyuyor. Bilin bakalım kim yeni uyandı. Dolayısıyla havuz pilatesini kaçırdık ve öğle yemeğine gelmek zorunda kaldık. Kahvaltıdan çıktıktan bir saat sonra. Umarım kimse beni tanımaz. Ben de kendini tutamayıp bir brokoli, buğulama ve patates aldım. Bir görüşün var mı Pelin otelle ilgili? Yani sevdim genel olarak. Güzel şu an. Evet. Ama daha az arkadaşlar yaptık. Uykumuz aynı. Evet, dün akşam Pelin neydi? Nasıl aktiviteler yaptık mesela? Aslında çok daha uzaktı. Ama ona flip. Evet, yeni bu. Ben hiç kazanamadım. Yoksa bir kez kazandım mı? Hiç kazanamadım. 10 kez falan ben kazandım. Sonra ağladığı için döndüm. Evet, dönmeden önce de gece büfesine uğradık. Şimdi hemen döndük gibi davranmayalım. Bir de çerez ve cips de yemiştik. Oteldeki bütün şeyleri tüketiyoruz, yemekleri. Sabah size gösterdiğim olimpik havuza çıktık şimdi. Böyle. Biraz daha derindir diyormuyoruz. 1.40 yazıyor. Olamaz. Neyse, benim zaten ayaklarım değmiyor da Pelin düşünsün artık. Arkamızda oteli görebiliyorsunuz. Burada da diğer ana havuz var. İşte bir tane köprü var. Bu geçen sene gittiğimiz Kaya Palazzo vibe'larını veriyor. Biz köprülü otelleri çok seviyoruz. Nedense o köprünün altından geçme olayı havuzdayken çok bizi intrigue yapıyor. Ta öbür tarafta deniz var. O şu an gözükmüyor olabilir. Güneşten dolayı ben göremiyorum ekranımı. Aslında lens takmıştım. Güzel fotoğraf ya da TikTok çekiniriz belki öncesinde diye. Ama şimdi galiba havuza gireceğiz. Çünkü aklıma hiçbir TikTok fikri gelmedi. Yine kreativitem sıfıra düştüğü için. Çıkarıp havuza gireceğiz. Birazcık eğleniriz umarım. Az önce gösterdiğim havuza geldik. Bunun etrafında daha fazla şezlong var. Ve şezlongların üstünde böyle gölgelik var. Yukarıda sadece şemsiyeler vardı. O açıdan burası biraz daha rahat kenarda durmak için. Şurada böyle fountain gibi bir şey var. Onun dışında çok da fazla bir farkı yok. Derinliği vesaire aynı. Yan tarafında da böyle futbol sahası gibi büyük bir yeşil alan var. Şurada mini golf yerlerini görebilirsiniz. Bir de masa tenis alanı var. Dolayısıyla aslında bayağı bir aktivite yapacak alan var. Bir de bu yeşilliklerle ilgili şeyi çok beğendim. Böyle çok rahat oturabiliyorsunuz falan. Ben normalde çimende oturmayı da o kadar seven biri değilim yani. Böyle yüksek ve içinde böcekler olduğunu hissedince. Ama tamamen biçilmiş ve böyle çok düzgün bir şekilde tutuluyor bütün oteldeki çimenler. Benim en çok hoşuma giden şeylerden biri bu oldu açıkçası. Bu arada bu mayomu Kazidonya'dan aldım ve çok beğendim aslında mayomu. Ama bir takım sorunlar yaşadım. Onları paylaşmak istiyorum sizinle aslında. Ama şu an hazır böyle güneşin altında ve pozitif yaşarken bunlardan bahsetmek istemiyorum. O yüzden belki videonun ilerisinde anlatırım. Ama böyle güzel mavi simli tatlı bir şey. Altı da işte takım bulunma. Şapkama nasıl buldunuz bu arada? Elsie Wakik'ten aldım gelmeden önceki gün. 45 liraya. Bence fiyat performans olarak çok iyi ve çok devasa. Kulvara geldik. Ben waffle aldım. Saat 4'e kadar waffle varmış çok şükür. Ama yanında meyve yoktu. O eksi. O yüzden kendim gidip böyle meyve alıp kesmek zorunda kaldım. Annem de pizza aldı. Böyle minik gösteren. Evet, aynen. Gayet minnoş ve tatlı pizza getirdiler. Waffle'ın tadı güzel. Sadece meyvesi waffle varmış. Yürüştürmeye odaya çıkmıştım ve odamız temizlenmiş. Burası tuvalet. Aslında birazcık küçük. Sonra burada dolap ve aynalar var. Kıyafetlerimizi yerleştirdik. Ondan sonra 3 tane de yatak var. 3 kişilik işte bu şekilde. Zaten balkonumuzda göstermiştim. Böyle küçük tatlı bir oda. Bir de bu tarafta da böyle uzun bir masa var. Ben oraya bütün cilt bakımlarımı falan dizdim. Onları size göstereyim. Ama buranın ışığı çok güzelmiş. Cilt bakım ürünlerim vesaire. Bir de ring light'ım. Artık ring light'ımı tatile getirdiğime göre bence gerçekten bir YouTuber sayılabilirim diye düşünüyorum. Ama gerçekten ışığın güzel olması çok mutlu etti beni. Sahile geldim şimdi. Burayı göstereceğim. Şu arkada bir tane Sherwood salıncağı var. Orada umarım fotoğraf çektirip kapak fotoğrafı falan yapabilirim videoma. Burası da sahildeki şezlonglar. Bu şekilde iskelesi de var. Zaten iskelesi olması bizim için büyük bir tercih noktası oldu. Çünkü kıyıdan girmeyi sevmiyoruz. Yani aslında burada kıyıdan da girebilirmiş ama bazı otellerde çok fazla kıyıda böyle yosun falan olduğu için ya da çok taşlık olduğu için giremiyoruz. Deniz
biraz ama çok dalgalı ya. Bir tek sabah böyle dalgasız ve düzdü. Ama ben de o saatte uyanmadığım için gelemedim. Kitabımı gösterecektim ama yüzüm çok komik oldu şapkamdan. Bu kitabı çok önceden almıştım ama okuldan dolayı yeni okuma fırsatı bulabiliyorum. The Family Upstairs diye. Ben böyle psychological thriller'ları çok seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız öneriniz varsa mutlaka bana söyleyin. Çünkü hemen hemen var olan bütün psychological thriller'ları okumuşumdur. O yüzden hemen 100. sayfada falan ne olacağını her şeyi çözüyorum ve anlıyorum. O yüzden birazcık sıkıcı gelmeye başladı. Denize girmeyi sevmiyorum dedikten sonra Pelin beni zorladı ve birlikte denize girdik. Dubalara kadar yüzüp geldik. İlk kez böyle kendi başımıza o kadar fazla yüzdük. Yani 23 yaşında olduğumu lütfen hesaba katmayalım. Dolayısıyla kendimle çok gurur duyuyorum. Aşırı yorgun bir şekilde odaya gelmiştik. Artık bugün hiçbir şey yapmayız diyerek ama annem süslenmiş. Ve bize dedi ki siz de güzel giyinin, fotoğraf çektirelim falan. O yüzden şimdi makyaj yapıp süsleneceğim. Neyse, en azından güzel olunca kendimi iyi hissederim diye umuyorum. Hazırlandık ama Pelin yine benden güzel oldu. Ve az önce Pelin'e dedim ki balkona çıkıp işte video çekelim. Ben de hemen ayakkabı giyineyim o sırada dedim. Ben anlamamıştım. Pelin olayı anlamamış. O da gitmiş ayakkabı giyinmiş. Ben aynı boy alalım diye gidip topuklu ayakkabı giymiştim. Ve gördüğünüz gibi yine benden uzun olmuş. Of, makyajımdan memnun değilim. Gözlerim biraz böyle şey gibi olmuş. Rockstar gibi falan. Ama neyse, yapacak bir şey yok artık. Silmeye çok üşeniyorum. Bir yandan da takım olmuşuz. Ben bu elbiseyi Zara'dan almıştım. 100 liraya düşmüştü indirimde. Zaten 150 liradan düşmüş ama galiba çok iyi bir kar değil. Peninki de mi Zara'dan aldık? Evet, peninki çok iyi ya. Onu ben çalmayı planlıyorum. Bir iki kere daha giysin. Şimdi yemeğe iniyoruz. Umarım oteldeki tek süslü insanlar biz olmayız. Fotoğraf çekindik ama maalesef güzel çıkmadım. Neyse, şimdi bizi böyle canlı müzik eşliğinde bir akşam meyve bekliyor. Bitirdik. Şimdi odamıza meyve kaçırmak üzere sıradayız. Normalde odaya çıkarmak yasak ama bu videoyu paylaştığımda çoktan otelden gitmiş olacağımız için sorun olmaz diyorum. Günaydın. Dün akşam yemekten sonra hemen uyumuşum. O yüzden daha fazla video çekemedim. Şimdi de merdivenlerle 6 kat iniyorum. Çünkü otelin asansörleri çok az otel için. Sadece 3 tane asansör var ve 9 katlı mı ne otel yani. Dolayısıyla hiçbir şekilde gelmiyor. Bu negatif ama spor yapmam pozitif. Kahvaltı öncesi kalorileri yakıyorum diye düşüneceğim. Bu otelin Türk kahvesini çok merak ediyordum. Sunumlarını bayağı beğendim. Ama lokumları güllü değil galiba. Güllü lokum çok yakışıyor Türk kahvesinin yanına. O biraz üzdü. Onun dışında puanım da. Anne niye gülüyorsun? Fıstıklı lokum daha güzel. Fıstıklı mı? Evet, hiç sevmem. Çekiyorum. Video mu? Video. Yüzün bakalım. Anne nasıl, tatilden memnun musun? Evet, çok memnunum Şebnem. Sizinle birlikte olmak dünyanın en güzel şeyi. Ya bu havuz çok güzel. Şu an kimse yok. Sadece biz. Bakayım, havuzu da çekeyim böyle bir. Artı 16 olduğu için. Anne çok mutlu musun bebeksiz tek insan olduğun için bu, evet, tatilde? Gerçekten bebeksiz tek anne benim. Kıskanıyor musun bebekleri? Asla. Bir fotoğraf çekilme günü ilan ettim. O yüzden fondöteni falanı. Tam deniz hali yani, suya girmiş çıkmış böyle doğal halimle fotoğraf çekiniyorum. Salıncağa geldik, size göstermiştim. Ama Pelin Hanım sallandığı için henüz fotoğraf çekinemedik. Neymiş, eğlenecekmiş. Eğlenmeye mi geldik Pelin bu tatile? Denize gireceğiz, sonra geleceğiz. Antalya'lara kadar gidip gelmeyi başardık ve 100 metreymiş. Görevlilerden birine sorduk. O yüzden bugünün sporu bence bu kadar yeterli. Bir yandan da şu pavilyonları size göstereyim dedim. Günlük kiralayabiliyoruz sanırım ama ne kadar olduğuna bakmadık ücretleri. Bu arada beach'te otururken ya da havuz kenarında patenle gezip servis yapan kişiler bulunuyor. Bundan çok memnun kaldık ama henüz menüde ne var diye soracak courage'i bulamadığım için sadece su isteyebildim. Bu sefer de gözleme salonuna geldik. Buranın gözleme salonu diğer bazı gittiğimiz otellerinkinden bayağı daha büyük. Özellikle burası için oturma yeri yapmışlar. Genelde böyle ufak bir yer oluyor. Oradan gözlemeyi alıyorsunuz ve işte şezlonglarda duruyorsunuz. Bizim gittiğimizde böyleydi. Burada böyle gölge güzel bir alan yapmışlar. Lahmacun da yapıyorlar. Benim çok ilgimi çekmese de. Ve içecek servisi de var. Ispanak, patates, peynir, her çeşit var. Bir tek tarçınlı yok. Tarçınlı gözlemeyi ben çok seviyorum. Ne kadar sağlıksız da olsa. Böyle klasik Türk tarzı. Adı da Anatolian House'muş zaten. Nasıl hissediyorsun bugün? Yorgun ama iyiyim. Açım. Görüşürüz. 7/24 aç olman konusunda videolarımda bir markan var mı? Her video. Herkes biliyor zaten hiç doymadığını. Bu arada yanmaya uğraşıyordum. Sürekli her yerime güneş kremi sürüyorum. Hep şemsiyenin altına gölgede oturuyorum. Hiç benlik hareketler değil. Ben çok severim güneşlenmeyi. Ona rağmen yanmışım. Akşam oldu. Hava birazcık serinledi çok şükür. Akşam yemeğine gitmeden önce yine birazcık fotoğraf çekineceğiz. Rutin aktivitemiz olarak. O yüzden böyle güzel giyinmeye ve makyaj yapmaya çalıştım. Bayılmadım makyajıma ama çok kötü değil. Bilmiyorum. Makyaj videosu yapmak istiyorum ama kendime hiç güvenmediğim için galiba yapamayacağım. Çünkü şey diyeceksiniz gibi hissediyorum. Böyle yapılmaz, şu şöyle yapılmaz falan. Çünkü asla teknik falan bilmiyorum yani. Ve kesin güzel olmuyordur. Ama belki bir tane çekip sonra sizin tavsiyelerinizle yeni bir tane çekebilirim. Neyse, üstüme Trendy On Mila'dan aldığım bir tane degage yaka bluz giydim. Degage yakayı çok seviyorum. İki tane elbise, bir tane de üst aldım böyle. Gördüğünüz gibi hem böyle askıları ayarlanabilir
Hem de rengin içinde çok beğendim. Böyle gözlerimle falan çok güzel oldu gibi hissediyorum. Neyse biraz reklam gibi oldu ama gerçekten reklam değil. Keşke olsa. Lütfen beni sponsorlayın. Küpelerimi de Zara'dan almıştım. Her şeyle çok güzel uyuyor. Şimdi gidiyoruz. Umarım fotoğraflarım güzel çıkar. Yemeğe geldik ve hava çok kararmış. Böyle mum yaktırmak durumunda kaldık. Ama birazcık böyle romantik bir hava oluştu yani. Aslında bundan da şikayetçi değilim. Canlı müzikçiler de burada mı? Mola vermişler. Ama çok komik. İki tane kadın vardı. Düğün kıyafeti gibi bir şeyler giymişler. Yeşil böyle dantelli, upuzun elbiseler giymişlerdi. Yukarıda biz kahve içerken yanımızdalardı. Biz dedik ki neyse çok şükür ilk tek süslenen biz değiliz falan. Rezil olmuyoruz. Meğer onlar canlı müzikçilermiş. Ama olsun yine de tek süslenen biz değiliz sonuçta. 60 bir misafirim var. Huzurlu halime nazar değdirdim. Orada güzel otururken. Annem odasını değiştirmeye çıkmıştı ve anahtarını unutmuş. Onu götürmeye gidiyorum. Bu arada şurada arkada görebiliyorsunuzdur. Gözümü takip ederseniz girişte herkese böyle maske dağıtıyorlar. Korona açısından gerçekten güvenli diyebilirim. Yukarıdan aşağı kocaman böyle şenliler var. Görev tamamlandı, geri aşağı iniyorum. Ya bu arada bu otellerin halı olmasını o kadar çok seviyorum ki. Sizin de otellerle ilgili böyle sevdiğiniz minik şeyler var mı? Yorumlara yazın. Genelde otellerin tatlılarını sevmediğim için, çok da böyle tatlıya düşkün olmadığım için bugün 3. günde ilk defa doğru düzgün tatlıları denedik. Ve şöyle bir şey aldım. Rus pastası diye tamamen şansıma ve o kadar güzel ki. Amerika'da Trader Joe's'da çok sevdiğim bir tane kurabiye çeşidi vardı. Hatta stajı Amerika'ya gittiğimde de böyle 2 kutu getirmiştim Türkiye'ye yanımda. Tam böyle onun tadını anımsattı bana. Böyle o zamanlara yolculuk yapmış gibi hissettim ama aşırı ne cringe'im benim. Ne sensin cringe benim. Benim bana attığı bakışları görseniz nasıl stresler altında video çekiyorum. Şimdi sesleri duyduğunuz üzere amfiteyatroda dans gösterisi varmış. Ama biz yaşlı olduğumuz için onun yerine sahile gidip orada UNO oynayacağız. Birazcık rezil ama sizin her şeyi paylaşıyorum. Ne yapalım? UNO için geldiğimiz kafenin yanında da canlı müzik varmış. Resmen kutlanıyoruz. Bir hafta okuldan tamamen uzak olacağım dedikten sonra annemin getirdiği çantaya bakar mısın? Main character olduğumuz için ne yapmaya gidiyoruz Pelin? Geleceğiz. Saat kaç? 11. Ama sonuçta hava karanlık ve havuza gireceğiz. Çok heyecanlı. Burası resmen tüm otelin ortası. Bizim olduğumuz havuz ve etrafı. Açık olması harika. Havuzda yaktığımız kalorileri almak için şimdi gece büfesine geldik. Saat 12.50 ve biz buraya geldiğimizde sadece yoğurt alıp geri dönüyoruz. Diyoruz ki bu ne biçim gece büfesi, yani hiçbir şey yok yiyecek. Geldiğimizde de boş oluyordu. Bugün bir geldik çok kalabalık ve insanların tabaklarında yemek falan var. Bir de zaten havuzdayken bize patates kızartması kokuları gelmişti. Oradan kuş kullandık. Ondan sonra da dedim ki patates kızartması falan alabileceğimiz bir yer var mı otelde? Güzel kokuyordu falan rezil bir şekilde. Burası dedi. Sonra nasıl yani falan. Meğer menü varmış, söylüyormuşsunuz ve her şeyi getiriyorlarmış. Yani biz boşuna 3 gündür iğrenç kayısılı yoğurtlara kalmışız yani. Günaydın, kahvaltıda yedim. Buradan çıkınca sonunda havuz patatesine gideceğim galiba. Bugün mayomu içime giydim. Çünkü her seferinde odaya çıkınca çok üşeniyorum ve geri aşağı inmiyorum. Bitirdim. Hakkında yorum yapacağım ama şu an burası çok güzel. Zaten bu da yapacağım yorumlardan biri. Daha sakin bir yere gidip konuşacağım. Sahile geldim şimdi. Öncelikle zaten dediğim gibi çok gürültülüydü. Yani hocayı duymakta bile zorlanıyordum. Bir de çok kalabalıktı. Aslında bu pozitif. Normalde mesela gittiğimizde geçen seneki otelde 5-10 kişi oluyorduk maksimum. Hatta bazen ben tek başıma bile gittiğim oluyordu yani. 15-20 kişiydik. Çok şaşırdım. İlk başta sevinmiştim. Eğlenceli olurdu ama sonra fark ettim ki hocanın yaptıklarını görmek çok zor oluyor. Mesela havuzun içinde de yapılan hareketler var. Hoca da havuzun içine girip gösteriyor ve en uçta olunca dolayısıyla hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani ben bir kısmında komple lost'um yani şu an ne yapıyoruz falan. O birazcık kötü oldu. Hareketler de bence böyle bir tık daha hafif, spor yapıyor gibi değil de daha çok havuzda eğleniyor gibi bir vibe aldım ben. Deniz kenarına kokteyl, cips, kuruyemiş falan isteyebiliyormuşuz. Biz de böyle ne varsa istemiş gibi olduk. Misafirimiz var. Snack bar'a geldik. Denize çok komik bir şey oldu. Böyle biz denizin ortalarına kadar gitmiştik. Ya hatta bayağı geçtik yani. Mantarlara yaklaştık böyle 4'te 3'ü falan. Ve geldiğimizden beri böyle annem sürekli diyor ki işte ne güzel hemen derinleşiyor bu deniz. Hemen ayağımı yerden kesiyor. Aynen. Hani biz de böyle yerdeki yosunlara ya da yengeçlere falan hiç böyle değmeyi istemeyiz. Hemen böyle o kıyıdaki kısımda kendimizi yüzerek fırlatıp ayağımızın değmediği yerde rahat rahat yüzüyordu. Pelin diyor ki ayağıma bir şey değdi. Ama yani hani aşırı derin olması gereken bir yer. Yani oranın biz 40 metre olduğunu falan sanardık hani. Evet. Ben de yengeç yuvası mı falan dedim, taş mı falan. Sonra hemen geri doğru yüzmeye başladık. Sonra yanımızda bir iki tane adam var. Diyorlar ki burada taş mı var ki ya falan dediler bize. Biz de bilmiyoruz, bir şeyler var ama falan, koşun falan. Yüzmeye devam ediyoruz ama kıyıya doğru. Asla durmadık yani. Sonra adamlardan biri diyor ki benim ayağım. Zaten dünyanın en normal şeyi. Meğer orası bir anda tekrar sığlaşıyormuş. Biz şu ana kadar gittiğimizde dalgalı oluyoruz. Ben de yüksek oluyoruz. İlk kez ayağımı... Ya benim yine değmedi. Pelin'inki değdi sadece ama
yine de yani şok. Anne, sonrasında gülmekten zor yüzdük yani mantarlara kadar. Evet. Aşırı rezildim. Bugünkü fotoğraf çekme seansımız için hazırım. Bu elbiseyi Londra'dan almıştım, Top Shop'tan. Çok da beğeniyorum. Bu küpeyi ve kolyeyi de Ted Baker'dan almıştım Londra'da. Yine tokamı çıkarmamışım, onu çıkarayım bir saniye. Makyajımı da daha güzel yapmaya çalıştım. Farı Nars'tan almıştım. İçlerine daha açık renk, pembe gibi sürmeye çalıştım. Bilmiyorum belli oluyor mu? Yani kombinim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. İskeledeyiz. Pelin'le aramızdaki boy farkına dikkat çekmek isterim. Hatta bak durayım. Ne giymiş çünkü topuklu. Benim de tabii ki de ayaklarım acıdığı için çıkarmak durumunda kaldım. Biraz kırıcı ama fotoğraflarım çekiyor diye bir şey diyemiyorum. İlk kez yemekten sonra üşenme yerine DJ partisi diye bir şeye gittik. Ya ama o kadar... bu şarkı bile daha güzel duyuyor musunuz bilmiyorum. Merit böyle sonuna 3 kez cevapsız sınırlama denildik hani. Şey yani geri geri... Hayır bir de duruyor falan yani devamlı bile değil. Hani Spotify açmış olsalar en azından durmaz yani. Bu zamana kadar gitmediğimizde hiç pişman olmadık. Neyse şimdi biz yukarı çıkıp onu oynayalım. Ondan sonra gece büfesi. Klasik gece büfesi. Kahvaltıya indik. Bugün gösterecek farklı bir şey var. Bayram olduğu için böyle girişe tatlı şeyler koymuşlar. Videomu koyduğumda tabii bayram geçmiş olacak muhtemelen ama yine de hepinizin bayramı kutlu olsun. Tam odaya çıkmıştık ve az önce çok güzel bir mail aldım. Hemen sizinle paylaşmak istedim. YouTube'un Creator Studio videosuna başvurmuştum. Bu takipçi sayım ve izlenme saatim başvurma kriterlerine yetişmişti. Ve kabul edilmişim. Bunun mailini aldım. Dolayısıyla artık YouTube'da kanalımdan para kazanabileceğim. Çok heyecanlıyım. Tax information falan girdim. Amerika vatandaşı olduğum için Amerika'ya vergi ödemem gerekiyormuş falan. Gerçi babam şey dedi. Muhtemelen çok az bir ücret kazanacağım için vergi şeyinin altında kalacağım. Ama olsun. Yine de sonuçta çok independent bir woman olma yolunda ilerliyorum bence. Sizin sayenizde oldu. Zaten çok da şanslı bir üretici olduğumu düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yani böyle gerçekten de ne oturup konuşsak, tanışsak hepinizi birebir çok severim gibi geliyor. O yüzden de size teşekkür etmek istedim bunun vasıtasıyla. Hep böyle yanımda olduğunuz için. Henüz açıkçası çok beni ne bekliyor bilmiyorum. Birazcık ben de öğrendikten sonra sizinle de süreci paylaşabilirim. Aquapark'a geldik ve birkaç defa kaydık. Ama galiba daha kaymayacağız. Çünkü çok korkunçtu kaydıraklar. İlk olarak şundan kaydık. Annemle beraber kayalım diye ondan kaydım. Bir alışayım falan diye. Ama onda da şu arada böyle fırlattığı bir yer var ya. Onda resmen yerden kesildim yani. Geri düştüğümde canım acıdı. Öyle. Çok korkunçtu. Bir yaşındaki bebekler nasıl kayıyor anlamıyorum. İleride bir tane turuncu olan var. Onu göstereceğim. Annem ondan kaydı ama çok korkunç. Ben hayatta kayamam ondan. Ucunda gider var ve 1.90 olan bir havuza düşüyorsunuz. Şöyle şuradan kayarak inip oraya iniyorsunuz. Bizim kaydığımız ve benim en çok korktuğum da buydu. Gerçekten ölüyorum sandım. U şeklinde olanlardan. Biliyorsunuzdur bunlardan bir sürü otelde var. Sherwood yatısının oradan gerçekten yerden kesildim yani. Bir de şu ucuna kadar falan gittik. Hiç eğlenmediğim gibi hayatta kalma çabası verdim yani. Ben şey diyordum yani biri videomuzu çeksin falan. Çok şükür kimse çekmemiş çünkü ben kesin böyleydim. Bu arada sabah burada Survivor etkinliği varmış ve kaçırmışız. Bir sürü şey hazırlamışlar. Umarım yarın tekrar olur. Yemek yemeye geldik ve böyle bayağı bir müzik duydum. Bayram özel bir şey yapmışlar. Normalde servis oluyordu. Bu sefer servis yerine kendiniz bir şeyler alıyorsunuz. Böyle ağaçların şeyini çok seviyorum. Bizim üzerine gölge yapması. Şirinim zeytinleri çektim. Annemin özel isteği üzerine zeytin ağacı ve zeytinler. Bu arada ben burada sürekli video çekiyorum ya. Az önce bir tane çalışan bana şey diye sordu gelip. İşte siz YouTuber'sınız. Ben de ilk kez evet dedim. İlk kez kendimi bu şekilde tanıttım. Official bir kanal olma haberi üzerine böyle komik bir şekilde denk geldi. Bir tane kadın da videoma girip el salladı. Gördünüz mü bilmiyorum. Hiç tanımıyordu. Muhtemelen beni böyle ünlü falan sandılar. 2000 takipçili falan olduğumu öğrenince üzülebilirler. Ama olsun benim takipçilerimin sayısı değil niteliği önemli diye düşünüyorum. Yemekten çıktık. Pelin'le YouTube için yeni content idea'ları konuşuyorduk. Ve o kadar çok dalmışım ki böyle bir hışımla masadan kalktık işte yukarı çıkayım bunları not alayım diye. Çantamı masada unutmuşum ve asansöre binmiştik. Arkamızdan bir tane garson gelip asansörü durdurdu. Böyle durun çantamı unutma çok dramatik bir an. Neyse bunu da yaşamış olduk. En azından malzeme çıktı benim bak. Ekstra content düşünürken content çıktı. Günaydın. Artık son günlerimizdeyiz. Bugün de böyle çok halim yoktu aslında. Hava o kadar sıcak. Gidiyordum böyle birazcık sadece yatacağım bütün gün. Ama sonra böyle birazcık güzel giyindim. Şu body chain'imi taktım. Bir arkadaşım bana bunu hediye almıştı. Çok beğendim ben. Birazcık böyle kendime geldim. Kendimi iyi hissedince, güzel hissedince her zaman daha mutlu oluyorum. Size de öyle oluyor mu? Şunları gösterecektim. Dün akşam fotoğraf çekilmeye çıktığımızda bu çiçeklerin önünde fotoğraf çekinelim dedi. Ama bunlar gece soluyormuş. Bunların adı ne biliyor musunuz? Normalde akşam sefası diye bir şey vardı galiba ama onlar akşam açıyor diye tahmin ediyorum. Bu arada snack bar geçince gizli bir yer bulduk şimdi. Burası çok güzelmiş. Ağaçların arasında. Burada da hamaklar var. Ananas gelmiş. Her gün vardı ve biz mi çok geç gittiğimiz için kaçırıyorduk. Yoksa ilk kez mi vardı ama çok mutluyum. O kadar güzel ki. Ben bu tropikal meyveleri çok seviyorum genel olarak. İşte kiwi, blueberry onları falan çok seviyorum. Barbeküde yapınca da çok güzel oluyor. Onu da deneyebilirsiniz. Etler benim ilgimi çekmediği için bahsetmediğimi fark ettim. Neler vardı Pelin? Et çeşitlerini say bakalım. Ciğer vardı. Adana evet. Döner.
Evet. Tantinli falan var galiba da yemedik onları. Şey vardı, hindi. Onlar akşam yemeğinde oluyor. Hamburger. Evet, böyle yani. Et çeşitleri bol değil mi? Beğendin mi? Hı-hı. En çok hangisi beğendin? Adana mı? Adana mı? Bu mu? Tatlış. Of, olamaz ya. Ben bir tane şöyle bir şey almıştım. Janfrey'de Go Blender diye bir tane sprey. Daha önceden de kullandım aslında ve çok da bir etki etmemişti. Ben de böyle bol bol sıkıyordum tatilde. Zaten çok önemli değil. İçinde hidrojen peroksit var galiba. Ve az önce Pelin yine 18 bin kez tane sıktıktan sonra diyor ki aslında bu saçını zaten çok sarı olmuş falan. Sonra bir baktılar şu uçları falan, bilmiyorum ne kadar belli oluyor kameradan ama umarım güzeldir yani. Bilmiyorum, inşallah yakışır. Saçını açmak isteyen varsa kullanabilir. Bayağı bir etki etti gerçekten. Hiç bu kadar beklemiyordum. Şimdi size neden yabancılar Türkiye'de deveyle okula falan gidiyoruz zannediyorlar onu göstereceğim. Deve getirmişler sahile ve turistler gerçekten üzerine binip geziyorlar. Ve çok kötü kokuyor. Ama neyse, kurban kokusundan kaçtıktan sonra bu kadarına şikayet etmeyeceğim. Şu arkadaki su parkını göstereceğim. Buraya çocuklar için bir tane park yapmışlar böyle ama çok güzel. Odaya çıkıp duş alacağım, sonra akşam yemeği. Sondan bir önceki kahvaltımızdayız. Bir şey eklemek istiyorum. Çalışanlar birazcık zor yetişiyor gibiler. Hani her yere koşuyorlar. Mesela şu an kahvaltıda olan çalışanlar daha sonra snack bara da gidiyorlar. Akşam yemeğinde de oluyorlar. Birazcık açıkçası üzüldüm. Belki o açıdan daha fazla personel alsa otel daha iyi olabilir. Servis konusunda herhangi bir sıkıntı yok ama kendilerine yazık diye. Denize gitmeden önce ufak bir makarna molası verdik. Çünkü bazıları kahvaltıda ne yiyeceğini bulamamış Pelin Hanım. Ben de o sırada birazcık sizinle konuşayım dedim. Kahvaltıda değişik bir olay oldu. Yanımızdan bir tane küçük kız geçiyordu, böyle 6-7 yaşlarındaydı herhalde. Elinde su taşıyordu. Sonra bardağı yere düşürdü ve ağlamaya başladı. Yanmıştı. Annesi hemen geldi yanına falan. Ben de böyle hazır pediatriden çıkmış doktor instinktlerimle buz falan getirirler diye hemen yanlarına gittim. Kendimi cidden iyi hissettim. Böyle sonunda doktorluk yapıyorum gibi. Lavaboya götürdüm. Türkçe de konuşmuyorlardı. Sakinleştirmeye çalıştım biraz anneyle çocuğu. Ilık akan suyun altına tutmak lazım böyle bir durumda. Buz falan tutunca çünkü iskemik alan artıyor. Dolayısıyla nekrozu, yani yanık alanını büyütebiliyorsunuz. Çocuğu ben tutuyorum falan suyun altına ve kendimi çok hissediyorum. Ondan sonra bir tane adam geldi. Arkamda duruyor, böyle su döküyor falan. Ben de bakıyorum bu adam kim falan. Ben zaten hallediyordum falan modundayım. Sonra dedim işte nurse'u falan mı çağırsak, hani siz kimsiniz falan. Meğer adam babasıymış ve doktormuş. Ben de falan oldum, biraz rezillik. Neyse, sonra ben de tıp okuyorum dedim. Çok teşekkür etti falan adam. Neyse, kibar bir adamdı ama hani önümden çekilsem de olurmuş. Ama sonuçta ilk müdahaleyi yaptım ve adam orada yoktu. O yüzden yine de kendimle gurur duyuyorum. Havalı mıydı Pelin? Çok mu? Evet, Pelin ilk kez etkilendin. Değil mi? Evet. Bu mutlu haberi anlattıktan sonra sonunda Kazedonya'nın beni nasıl delirttiğini ve neden bir daha Kazedonya'dan alışveriş yapmamanız gerektiğini anlatacağım. Ben de mayolarını çok seviyorum ve senelerdir alıyordum ama artık maalesef hiçbir alışveriş yapmayacağım. Şimdi ben ayın 11'inde Kazedonya'dan bir siparişte bulundum. Online üzerinden. Kazedonya.com'dan. Bu reklamlar çıkıyor ya Instagram'da, Facebook'ta falan. Onları da gördüm. Sonra da oradan hani zaten bildiğim marka diye siparişte bulundum. 2 tane üst, 1 tane de alt sipariş ettim. Toplam 600 lira ödedim yanlış hatırlamıyorsam. Biz o haftanın sonunda Antalya'ya tatile geliyorduk. Yani yaklaşık 6 gün sonra. Teslimat süresi de 3-4 gün diyordu. Ben de zaten buna dayanarak sipariş verdim. Bu arada altlarda iade kabul edilmemektedir yazıyordu. Ama zaten altı iade etmeyeceğimi düşündüm. Çünkü bedeni bildiğim bir bedendi. Ama iptal edebilirim bir sorun olursa diye düşünüyordum her türlü yani. Çünkü iptal etme, yani benim şimdiye kadar online alışveriş yaptığım her yerde vardı. Neyse, sonra günler geçiyor falan. Bir türlü gelmiyor mayo ve kargoya da verilmiyor. Sonra ben bunlara mesaj attım. Artık tatile gitmemize bir gün kalmış. Mail attım. Çünkü aslında bir iletişim numarası, müşteri hizmetleri numarası falan yok internette. Sadece mail atabiliyorsunuz. Dedim hani bu kargo sürecini hızlandırabilir miyiz? Yani bana bunun gelmesi lazım. Ya da hani iptal edeyim, ne yapabilirim falan. Şey diye mail atmışlar bana işte. Bir de Eena diye bir kız, yani İtalyan falan herhalde, bilmiyorum. Türk bile değil. Maalesef hızlandıramıyoruz. Kargoya verildiğinde size haber vereceğim. Teşekkür ederim ama bu benim hiçbir işime yaramadı. Sonra bir de şikayetiniz çözüldü diye mail atmışlar. Yani pek çözüldü sayılmaz açıkçası Kazedonya. Ben böyle olunca dedim ki hani ben ertesi gün tatile gidiyorum ve sonuçta şu an mayom yok. Mayom vardı tabii de hani o mayayı istiyordum. Neyse, ben ertesi gün Bağdat Caddesi'ne gittim arkadaşımla. Ve Bağdat Caddesi'ndeki mağazadan, hatta Bağdat Caddesi üzerinde iki tane Kazedonya varmış. Belki biliyorsunuzdur. Birinden istediğim üstü, orada alt yoktu. Diğerinden istediğim altı satın aldım. Yani dolayısıyla artık mayom vardı. Sonra Kazedonya online'a girdim siparişimi iptal etmek için. Çünkü dediğim gibi siparişiniz henüz kargoya verilmediyse, hele de vaktinde kargoya verilmediyse iptal etme hakkı olması gerekiyor. Ve iptal ettiği bir seçenek göremedim. Gittim hemen oradaki personellerden birine sordum. Şey dedi işte, biz hiç bilmiyoruz. Online'la hiçbir ilişkimiz yok mağazalar olarak. Online için sadece bir numara var ulaşabileceğiniz. Size o numarasını vereyim, onu arayın dedi. Ben de tamam dedim. O sırada hani bilmiyordum. Böyle zaten hani yine güvendiğim marka diye düşünerek herhangi kötü bir şey düşünmedim. Böyle 1800'lü bir numara. Ve habire yabancı bir kadın açıyor. Şu an telefonu açamıyoruz falan. Böyle konuşan bir kadın. Lütfen e-posta atınız. E-posta attım. İptal etmek istiyorum siparişimi acilen diye. Bu arada bu noktada artık biraz kuşkulanmaya başladığım için internete Kazedonya online sipariş şikayet yazdım ve neler göreyim. Yani şikayet var .com'da 80 tane şikayet var. Yok işte online'dan sipariş verdim, göndermediler, iade ettim, paramı geri göndermediler, çok mağduruz, kimseye ulaşamıyoruz. Zaten burada artık başına kaynaklar dökmeye başladı. Eyvah dedim, yani bu işte bir iş var. Hala
inanmıyorum yani. Sonuçta bir şekilde çözülür diye düşünüyorum. Koskoca marka. Dolandıracak hali yok benim yani. E-postama da bu arada şey diye dönüş verdiler. İptal edemiyoruz. Kargo verildiğinde haber vereceğiz. Yine aynı şey. Ve yine şikayetiniz çözüldü diye mail atmışlar. Şaka gibiydi. Sonra aşırı moralim bozuldu. Böyle olunca ertesi sabah hemen tatilden artık bu böyle saatler önce Akasya'ya gittim. Bir hanımefendiyle görüştüm mağazada. Kadın da böyle zaten dedi, çok haklısınız. Kesinlikle hani böyle bir satış olmamalı. Hani siz nasıl ulaşabiliyorsunuz diye sordum. Kadın diyor ki bizim de herhangi bir ulaşma biçimimiz yok. Online'la hiçbir iletişimimiz yok. Diyorum ki Türkiye'de temsilcisi kim? Online'ın. Yani benim konuşabileceğim hani Türk bir adam, hani CEO'sunu kim bu yani benim görüşebileceğim adam? Diyor ki böyle bir adam yok. Yani Türkiye'de yok. İtalya'yla görüşmeniz lazım falan diyor. Çok komik bir olay yani. Dedim ki kadın hani böyle hızlı ve online satış yapmasınlar. Ne demek bu yani? Neyse kadın dedi bizim böyle hiçbir şeyimiz yok. Dedi ki ben hatta gelen müşterilerin hepsini uyarıyorum dedi. Online'dan bir şey satın almayın diye. Alt satın almayın diye. Çünkü online çok sıkıntılı falan. Hani kendi kazanın satış temsilcisi uyarıyormuş. Ben dedim adınızı çok kötüye çıkarıyor bu. Yani herkesin bildiği bir mağaza. Resmen adı bu şekilde kötüye kullanılıyor. Yok işte çok haklısınız ama yapacak bir şey yok falan. Tabii kadının üstüne gelmedim. Çünkü o doğru satış elemanının yapacağı bir şey yok. Bana bir tane numara verdi. Türkiye'nin satış ofisi diye. Dedi ama onları da arayacaksınız. Bir işe yaramayacak muhtemelen. Neyse aradım. Dediği gibi bir işe yaramadı. Açmıyorlar onlar da. Sürekli birinci sıradasınız diyor. Sonra kimse asla size cevap vermiyor. Tekrar gittim Akasya'daki mağazaya. Dedim hani ne yapabilirim? Yani ben tamamen şu an mağdur durumdayım. Birinin benim bu paramı kompanse etmesi gerekiyor. Çünkü bakın bir de şöyle bir sıkıntı var. Diyebilirsiniz ki tamam onlar sana gelsin. Niye bu kadar olay çıkarıyorsun? Gelsin evine. Sonra iade edersin. Okey. Ama bir gelmiyorlar. Ya yani 11 günde kargo verilmeyen bir ürün benim için çok kuşkulu. Yani gelecek mi gelmeyecek mi? İki, içinde bir tane alt var. Alt iade almıyor Calzedonia. Dolayısıyla o ürün kargo verildiği anda benim artık onu iade etmem mümkün olmayacak. Ama şu an o ürün kargo verilmedi depoda. O benim elime ulaştığında ben iade edemeyeceğim. Elimde iki tane aynı alttan almış olacağım. Saçma sapan bir olay. Laf anlatacak adam yok. Hani bunu birine anlatabilirsen o kadar bariz ki benim ne kadar mağdur olduğum. Ama insan yok görüşebildiğim. Sonra neyse kadın dedi ki emin olun bunu ilk yaşayan kişi siz değilsiniz. Yapacak hiçbir şey yok. Bir arkadaşım vardı yanımda. Dedik hani hiç mi bir müdür yok? Yani sizin üstünüzdeki kişi kim? Hani size sorun çıkarmak istemiyoruz ama bize birinin ismini verin. Yok işte müdürümün ismini veremem. Çünkü zaten bu da hiçbir işe yaramaz. Finansal yardımcı olmuyordu. Böyle bir şey bir daha yaşamamak adına sizleri de uyarmak istiyorum. Şikayetvar.com'a da şikayetimi yazdım. Twitter'dan da duyurdum. Elimden geleni yapıyorum. Burada bitmedi bu arada. LinkedIn'den hesap açtık. Ve oradan Calzedonia'nın başındaki iki tane isme mesaj attık. Bir tanesi gördü mesajımı, profilime de girdi, cevap vermedi. Ve gerçekten mesajımda her şeyi açıklamıştım. Öbür beyefendi de sanırım beni engelledi. Çünkü artık LinkedIn user diye çıkıyor ve mesajımız iletilemiyor çıkıyor. Bilmiyorum. Çok rahatsız oldum yani. Küçük bir kanal da olsam, kaç kişiyi uyarabilirsem benim adıma kar diye düşünüyorum. Bütün bunların ötesinde Calzedonia'nın bir telafi yöntemi sunması gerekiyor. Bunun kendi aramızda bizim organize olmamız dışında onların bir şekilde el atması gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım bu videomu, tweetlerimi, şikayetimi bir şekilde görürler ve bir şekilde hakkını arayan bütün bu insanlara telafi ederler. Çünkü satış temsilcisi hanımefendinin de dediği gibi herkes zaten yaşıyormuş zaten. Online alışveriş yapmayın diye kendileri uyarıyormuş. Yani o kadar kötü ki online sistemi demek ki. Umarım açıklayıcı olmuştur. Daha fazla uzatmıyorum. Denize gidip tekrar pozitif enerji dolacağım. Bu hafta sırasındayız şimdi. Az önce aşırı tatlı biriyle tanıştık. Yanıma gelip siz YouTuber musunuz diye sordu. Böyle hani YouTuber'ları falan tanıyor muyum diye sordu ama maalesef keşke tanısa. Otelde video çekmenin de böyle bir pozitif yanı varmış yani. Yeni insanlarla tanışmış oldum. Havalıydım değil mi Pelin? Çok. Bugünkü ikinci havalı olayım. Gerçekten evet. Ablam beni çok şaşırtıyor. Evet. Hep çok ezikliyim. Neyse. Son gecemiz artık yemeğe indik ve sıra gecesi gibi bir şey var. Galiba sıra gecesi değilmiş. Sıra gecesinde türkü falan söyleniyormuş. Hani aldığım bilgilere göre. Ama çiğ köfte yapan birileri var. Ve böyle Türk müzikleri çalıyor. Oley. İnşallah güzeldi. Bence otelin çiğ köftesi genel olarak güzeldi. Ve her otelde denediğimiz için benim sözümü dinleyebilirsiniz. Şimdi de dansözler geldi. Kesin Türk gecesi bu yani. Benim kölem bana ananas getirdiğin için. İğrenç bir tane getirmişsin. Bu ne? Ne bu ya? Nefret iğrenç ya. Yeşil bir şey. Devasa. Bu nasıl bir... Ha kavun? Niye kavun getirdin? Niye kavun getirdin? Pardon. Artık otelden ayrılmamıza çok az kaldı. Videoyu kapatmadan önce sevdiğimiz ve sevmediğimiz böyle püf noktaların üzerinden geçelim dedik. Senden başlayalım. Ne? Tamam, noktaların üstünden geçelim dedik. Denizi çok güzeldi buranın. Havuzları çok sıcaktı, yani pek ferahlıkçı değildi ama yine de güzeldi. Çok güzeldi. Yani. Bir sürü havuz vardı, onlar güzeldi. Yemekler falan güzeldi yani, etler falan. Müzik zevkleri çok kaçırdı. O konuda kendilerini geliştirebilirler. Ben de genel olarak beğendim. Bence şeyleri iyi duyurmuyorlar çok fazla, işte etkinlikleri. Mesela size gösterdim zaten, Survivor etkinliği olmuş. Daha güzel duyurabilirler. Personeller güler yüzlüydü, tatlılardı. Evet. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir ve otele dair bir fikriniz olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ya. Neyse hepsi çıktı.